ne oldu birdenbire? Doğru görüşme oldu. Eski genel başkanımız da meclis başkan vekilimizdir Mithat Sancar da biliyorsunuz. Görüştüler. Bunlar doğal rutin görüşmelerdir. Yani meclis içinde grup başkanları ve grup başkan vekilleri arasında ya da meclis başkan vekilleri AKP arasında. AKP'nin HDP'nin görüşmesi pek rutin olmuyor yani artık. Şöyle, görüşüldüğü zaman bir anlama çekiliyor kamuoyu tarafından. İki şeye çekiliyor. O ikisinin yanlış olduğunu söyleyeyim. Sonra konuşulanı da söyleyeceğim. Bir yerel seçimlerle hakikaten hiçbir alakası yoktur bu görüşmenin. Tesadüfen benim açıklama yaptığım güne denk gelmiş olması tamamen tesadüftür. Yani randevu çakışmıştır o şekilde. İkincisi meclis başkanlığı seçimliğiyle ilgili mi diye çeşitli yerlerde sorular ortaya atıldı. Hiç alakası yoktur yine. Çünkü meclis başkanı hala yerindedir. Biz yanlış buluyoruz, anayasaya aykırı buluyoruz, istifa etmesi lazım. İstifa ederse yeni başkanlık seçimi gündeme gelirse o zaman görüşülür. Onunla da bir alakası yok bu görüşmenin. Bu görüşme gerçekten iki konudadır. Bir rutin, siz güldünüz ona ama önümüzdeki hafta meclis açılacak. Bir süre çalışmalar sürecek, yerel seçim öncesi tatile girilecek falan. Bununla ilgili bir rutin kısmı vardır görüşmenin. İkinci kısmı da son zamanlarda yaptığımız seçim çalışmalarında ağır baskılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte en son eş genel başkanımızın Sezai Temelli'nin konvoyu kesilmiştir kolluk güçleri tarafından filan. Bu dile getirilmiştir. Tabii bir konu da açlık grevleri meselesidir. Bizim halen vekilimiz bugün 83. günde Leyla Güven tahliye oldu ama açlık grevine devam ediyor. Ve ciddi bir konudur. Yani Leyla Güven'in sağlık durumu gerçekten sıkıntılıdır. Ama onun ötesinde cezaevlerinde de çok yaygın bir aşık grevi dalgası vardır. 230 civarında bir insandır. Yani Naci Bostancı ne dedi peki bu görüşmede? Yani... Bu konudaki özellikle Leyla Güven milletvekili olduğu için onun da ilgili de ve bu genel olarak aşık grevleri ve tecrit meselesiyle ilgili de bilgilendirme yapılmıştır. Yani durum budur haberiniz olsun diye biz çünkü yani bu konuda meclis başkanına defalarca hani ben de başka arkadaşlarımız da söylemiş olmasına rağmen Leyla Güven bir milletvekili hala hakkında hiçbir hüküm yok. Ve meclis başkanı gerçekten Leyla Güven hakkında üzerine düşeni yerine getirmemiştir. Çok nettir bu. Sahiplenmemiştir. Parlamentonun bir üyesi 599 kişi gibi 600. kişi de odur nihayetinde. Ve yani meclis başkanı bu konuda üzerine düşeni yapmadığı için grup başkanlarına ve grup başkan vekillerine bütün partilerin biz bunu defalarca söyledik. Bir kez daha söylemiş oluyoruz. Bu konu önemli bir konu. Bunlar konuşulmuştur. Yani meselenin yerel seçimle ya da meclis başkanlığı seçimiyle hiç alakası yoktur. Çözüm süreci falan dediniz, onunla da hiçbir alakası yok. Yani elbette ki biz her zaman bunu hani açık yüreklikle söylüyoruz. Biz Türkiye'de her şeyin konuşularak, müzakere edilerek bütün sorunlarımızın özellikle Kürt sorunu da dahil olmak üzere konuşularak çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için meclis deki partiler önemli. Hayır, böyle üst üste geldi o yüzden Mehmet Öcalan'dan görüşmesi ardından Pervin Bulvadan'ın beklendiği kadar içerikli bir açıklama yapmamış olması. Acaba alttan alta giden gittikçe gelişen bir görüşme mi başladı? Yok, biz bu konuda açık politika izlemeyi tercih ediyoruz. Öyle bir şey olsa söyleriz. Çünkü bu olumlu bir şey. Yani bir barış için, bir sorunun çözülmesi için bir görüşme yapılıyorsa bu gizlenecek bir şey değildir. Ama böyle bir şey yok. Maalesef böyle bir durum yaşanmıyor.